Merhaba Hayatım Mutfak izleyicileri, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Maraş dondurmasının meyvelisini yaptım. Çok lezzetli bir tarif, yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Diğer meyveli dondurmalar nasıl yapılır onu da anlatmaya çalıştım. Haydi Bismillah deyip tarifimize geçelim. Dondurmamız için öncelikle sütümüzü tenceremize alıyoruz. Burada keçi sütü kullanırsak çok daha lezzetli oluyor dondurmamız. Üzerine 1 su bardağı şeker ilavesi yapıyoruz ve 1 paket krema ilavesi yapıyoruz. Şu şekilde. 1 tatlı kaşığı da orijinal salebimiz var. Salebimizi de ilave ediyoruz. Şimdi hepsini iyice şöyle karıştırdıktan sonra ocağa kaynamaya götürüyoruz. Dondurmamızın sütü, şekeri ve salep birbiriyle iyice özleşti. Hatta kıvam almaya başladı. Biz bu şekilde bol bol havalandırmamız gerekiyor ki daha güzel kıvam alsın. Kaynadıktan sonra bile bir kepçe yardımıyla şu şekilde bol bol havalandırmamız gerekiyor. Daha güzel kıvam alsın dondurmamız, daha lezzetli olsun. Bakın gördüğünüz gibi artık kıvam almaya başladı, koyulaşmaya başladı. Yaklaşık 30 dakikadır bu şekilde kaynıyor. Bol bol havalandırarak gördüğünüz gibi bayağı bir boza kıvamı da aldı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve ocaktan bu şekilde alıyorum. Arkadaşlar oda ısısına geldi, gördüğünüz gibi sütüm kıvamını da göstermek istiyorum. Bayağı bir oda ısısında şu an. İçine daha önceden dondurucuda sakladığım bir kase vişnelerimi arkadaşlar ilave ediyorum. Dilerseniz çilekli yapabilirsiniz, dilerseniz muzlu direkt ilave edebilirsiniz. Ama şu an benim elimde taze meyve olmadığı için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi bunu biraz daha bekleyeceğim. Sonra dondurucuya kaldıracağım. İlk dondurma donma aşamasını bekleyeceğim ve ardından diğer aşamalara geçeceğiz. Şimdi bunu bu şekilde dondurucuya kaldırabilirim artık. Dondurucudan çıkarttım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş buzlanmaya başlamış. Şimdi ben buradan kaşığımı çıkartıyorum direkt. Şöyle blenderımda iyice arkadaşlar hem meyvenin ezilmesini sağlıyorum. Hem daha iyi böyle dondurma kıvamını almasını sağlıyorum. Bu işlemi toplamda 4 kere yapacağız. Şimdi dolaba gitmek için hazır. Tekrar şimdi dondurucuya kaldıracağız arkadaşlar bu şekilde. Bu üçüncü çıkartışım arkadaşlar. Şimdi tekrar mikseri vuruyorum. Blender'a, özür dilerim. Gördüğünüz gibi artık katılaşmaya başlamış. İstenilen kıvamı almaya başladı. Thank you.
Dondurmam hazır hale geldi. Dün akşam dondurucuda bıraktım. Çok lezzetli bir dondurmam oldu. Gördüğünüz gibi tane olarak attım içine ama böyle meyve parçacıklı olan nefis bir dondurma haline geldi. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hatta diğer videolarımı, diğer dondurma tariflerimi yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sade dondurma, çikolata dondurma ve diğer salepsiz tariflerim, dondurma tariflerim yine kanalımda mevcut. Bakmak isterseniz bunu da tavsiye ederim. Diğer meyveli çeşitleri de yine aynı şekilde uygulamayı, böyle sıralamayı takip ederek yapabilirsiniz. Haydi bismillah deyip bir de külahlama aşamasını göstereyim size. Şöyle sıcak su dolu bir kasemin içine kaşığımı koydum. Daha rahat çıkması için dondurma kaşığınız yoksa bu şekilde de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar artık yemeğe hazır hale geldi dondurmam. Gördüğünüz gibi meyve parçacıklı, tamamen doğal, sağlıklı bir dondurma elde etmiş olduk. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.